Bilgem hoş geldin. Sesim geliyor mu arkadaşlar? İyiyim, merak etmeyin. Hoş geldiniz. Sesim geliyor mu geri bildirin. Benden de hepinize çok selam. Tamam Seyhan, teşekkür ederim. Evet, inzivadayım. Şerifem, Avustralya'ya çok selam. Canım benim. Tamam. Neredeyim? Evimdeyim. İstanbul'dayım. Evimdeyim, Kartal'dayım. Önümüzdeki hafta kampım var. Biraz kampa hazırlık, inziva. Nerelerdeyim? Buralardayım. Kendimdeyim. Bir 10 gündür bu 888 Aslan Portalı'ndan sonra inen enerjiler, dünyanın frekanslarının ölçülerek yükseltildiğinin bilgisinin gelmesiyle birlikte açığa çıkan enerjilerde kolektifteki işte görevli ruhların, şimdi ikiz alevlerden kısaca bahsedeyim, görevli bilinçlerin ikiz alevin çok çok ötesinde bu yolculuğun dünyanın tamamen Adem bilincinin yerleşmesiyle ilgili bir araya getirildiklerinin artık şuuruna varmaları gerekiyor. Yani bu ikiz alev yolculuğu klasik ilahi eril ve dişilin birleşimi falan değil. O birleşmekteki maksat ve mana nedir? Yani neden birleştiriliyor? İki büyük enerji işte bazı galaktik sistemlerdir onlar aslında. Bu galaktik sistemlerin Allah'ın bedenleri ley hattı gibi kullanarak onların üzerinden dünyada oynanan oyunları bozması projesi aslında. İşte aslanların, kurtların, ejderhaların bu bedende bedenlenerek, bir araya gelerek görev bilincini yerine getirmeleriyle ilgili. Şimdi sistem ne yaptı? Şimdi sistem ferdiyet makamına doğru indirmeye başladı onları, canlarımız elhamdülillah. Yani artık böyle hani klasik işte ikiz alev yolculuğu, tekamül falan. Tekamül bundan sonra bir araya gelerek kendilerinde elbette ki görevleri yaparken ya da yüksek farkındalıkla tekamülü tamamlayacaklar görev bilincini de yerine getirirken. Ama mevzu artık kendi tekamüllerini yerine getirmek değil. Oraları bayağı aştılar, yani %80 şifalandırdılar. Anladılar ki bir araya gelme sebepleri işte aşk, böcek, çiçek falan yaşamak değil. Zaten biliyorlardı. Bunu daha iyi algıladılar şu anda. Ha, bu arada Erin çok güzel anladı ki ilahi dişili sadece kendini saklayamaz ya da işte kıskançlık çalıştıramaz. Dünya boyutunda güçlü olması lazım. Dişliğinden aldığı yüksek enerjiyi, yani Samanyolu galaksisinden aldığı yüksek enerjiyi dünyayı dönüştürmek üzere kendisindeki ruhsal hayvanlarıyla birlikte dünyadaki oynanan oyunları bozmak üzere kullanması gerektiğini artık öğrenmiş oldu. Eriller, sevgili eriller ve dişilin içindeki eril, aynı zamanda eriller uyanıyor ya, eriller uyandığında dişilden aldığı yüksek enerjiyi, dişilin ürettiği bir ley hattı gibi dört elemente hükmeden, dört elementle oynayan dişilden aldığı o yüksek enerjiyi eril bedende, eril enerjisiyle dünyanın dönüşümüyle ilgili elinden gelen çabayı yapması gerekiyor. Onun tekamülü bu. Dişili yıpratmak, sahiplenmek değil, verilen görevi sahiplenmekti yani. Verilen görevi. Bir tane şey geldi, soru geldi. Hocam eril kaçıyorsa, yani dişin enerjisine dayanması çok zor. Dişi zaten merkezinde, kendinde erili olmasa da yapabilir. Dişi çok güçlü çünkü kaynak o. Kaynaktan akıtıyor erile. Yani o yüksek voltaja dayanabilir mi? Dayanamaz. Çünkü eril dünyayla savaşıyor. Eril bütün dişil dünyayla savaşıyor. Dünyaya akıtıyor. Dünyayı besliyor. Yani dünyayı besliyor. Dolayısıyla şu anda dört elementle ilgili dünyada olan depremler, yangınlar vesaire, işte çıkartılmaya çalışılan savaşlar ya da oluşturulmaya çalışılan yeni bir pandemiydi, bilmem neydi falan, hepsi oyun. Nasıl aşılacak? Dünya ikiye evriliyor şu anda bilinç olarak. Doğal bir ayrışma gerçekleşiyor. Frekansı yüksek olup Aden'e geçen
kendi içinde iç huzurunu, barışını tamamlamış, sevgi frekansı olmuş, tevhidi biz enerjisini, aynalık kavramını, evrensel yasaları hemhal olmuş, yaşamış olanla içindeki savaşı bitirememiş, hala 3B çöplüğünde NPC karakter olarak oynayan, sistemden gitmesi gerekenler arasında büyük bir ayrışma var. Ve ilahi sistemde teşekkür ederim Özgen. İlahi sistemde bu ikiye ayrılan dünyada yeni dünya düzeni dediğimiz Aden bilincidir. Onların dediği yeni dünya düzeni değil. Bir taraflarına böyle sevgiyle çok tatlı tatlı yapışacak bu. Kibar söyledim şimdi bunu. Gerçek yeni dünya düzeni bu işte saf sevgi frekansı olabilmiş. Ha, saf sevgi frekansı olabilmek demek celali kullanmayacak ya da öldürme frekansı yok demek değil. Bir kişi ne kadar yüksek saf sevgi frekansıysa zıttına o kadar da büyük bir frekansı var demektir bu arada. Saf sevgi frekansını besledikçe zıttına yaydığı enerji, NPC karakterlerin, 3B'nin, düşük frekansın, işte içinde savaşı bitiremeyenlerin, fitne fücur olanların falan böyle pislik, negatif frekansları yayanların hepsinin bu sistemden gitmesiyle ilgili de alanı açıyor. Ve burada kimler ne yapması gerekiyorsa otomatikmen foton enerjilerle onlara basınç veriyor. Öyle söyleyeyim. Onlara basınç veriyor yani. Sadece yapmamız gereken tek bir şey var arkadaşlar. İçte savaşı bitiren dışta savaşlarla eşleşmeyecek. İçte kıtlık bilincini bitiren dışta ekonomik krizlerle eşleşmeyecek. İçinde tevhidi algılayan dışında kavga edecek işte falan boğuşacağı, dövüşeceği, yargılayacağı, suçlayacağı hiçbir şey kalmayacak. Dolayısıyla Aden bilincine doğru geçecek. Aden yeni dünya düzeni. Yeni dünya düzeni bu dünya demek. Ferdiyet makamına indiriliyor şu anda insanlar, görevli bilinçler. Bu peki nedir? Nuh'un gemisi dediğimiz, açıkladığımız şey Nuh'un gemisi budur arkadaşlar. İnsanlar dünyanın işte su altında kalacağını ya da bir Nuh'un gemisinin geleceğini falan düşünüyorlar. Hayır, o bir bilinç boyutudur tepe çakrada. Senin kurtuluşa erdiğin, artık hani Musa yukarı doğru çıkıyor, Tur-i Sina'da Rabbi ile görüşüyor falan ya, işte Nuh'un gemisi de aslında aynı bilinçtir. Yani Rabbinle buluşma halidir, kurtuluşa erme halindir. Bu senin içindeki Mehdiyet ve Mesih bilincini açma halindir. Dışarıdan tam anlamıyla bağımsız bir şekilde. Sen bunları yaptıkça zaten Allah'ın ordularının arasına girdiğini ve akın akın bölük bölük bir alana doğru sevk edildiğini de fark ediyorsun. Ve sakin, stabil bir şekilde o Aden'in kapısında kardeşlerinin gelmesi için beklerken enerji yayıyorsun. Neyinle yapıyorsun bunu? Olduğun yerden tevhid bilinciyle yaydığın frekanslarınla. Yani hiçbir şey yapmasan bile o frekanslar zaten yetiyor. Anlatabiliyor muyum? Hani Nuh'un gemisi, yeni dünya düzeni, Aden frekansı, yüksek frekanslı insanların oluşturduğu bir arada daha önce dünyanın dönencesinde yaşanmış olan o dönencenin tekrar gelmesidir. Aslında gelmesidir. Aden demek tabii ki DNA kayıtlarının açılması, beynin ulaşamadığımız zip dosyalarına ulaşmak, dünyanın dönencelerini çözmek demek. Mitolojik tanrı ve tanrıçaların yaşadığı o bütün bilinç boyutlarının, peygamberlerin, velilerin, bu nefs mertebelerinin, çakraların bu dönencelerin içerisindeki geçiren bütün bilgeliğe, aynı zamanda şahmeran bilgeliğine ulaşılabilmek demek. Yani bir bakıma da Şahmeran bilgeliği, işte Anadolu uyanacak ya, Anadolu'nun hikayesidir Şahmeran. Yılan söyle insan ırkının arasındaki kavga. Barış frekansı olamayan herkes geberiyor. Haberiniz olsun. Barış frekansı olamayan herkes ölüyor. Savaş frekansı olan herkes gidecek. Savaş frekansını sadece barış için görev bilinciyle yapanlar sadece görevli oldukları için mübah. Yani o da yapmaları gerekiyor arkadaşlar. O da yapmaları gerekiyor yani. Şimdi orada işte neden ikiz alevler birleştiriliyor? Orada açığa çıkan yüksek kozmik titreşim, galaksilerin birbiri arasındaki uyumu, aşkın, sevginin, tevhidin, birliğin kazanması için
güzelliğin kazanması için. Şahmeran bir demo gibi düşünün. İnsanla yılanın birbirine aşık olması, yılandaki bilgeliğin insan ırkına aktarılması vesaire, işte DNA'nın birleşimi vesaire vesaire. Şahmeran haritasal olarak güney ay düğümünden kuzey ay düğümüne gitmek, ruhun yolculuğu, ruhun karanlık gecesi, kendini tamamlamak demek. Özüne ulaşman, kendine ulaşman demek. Yani orada işbirlikleriyle barış için savaşmaları gerekiyor. İkizler ev yolculuğu da günün sonunda işbirlikleriyle tekliği yaşamaları için bir araya getirilen Allah'ın yolcuları, Allah'ın aşk yolcuları. Çünkü o ilahi aşk kozmik orgazmı getirir. Kozmik orgazm bütün galaksilerin bir arada tekliği yaşamasını sağlar. Yani en başlangıçtaki Yüce Yaradan'ın kendime olan aşkımdan dolayı bütün alemleri, evreni yarattım. Bütün alemi de Adem'in içine sakladım. Ne varsa alemde, o var Adem'de bilincinin açığa çıkması için cennetten düşen melekler olarak, cennetten düşme sebeplerimiz neler varsa, bütün bu karmalardan çıkış, darma yaratımı ve barışla birlikte çıkabileceğiz. Yani devletlerin kendi içerisinde yapmış oldukları bir takım plan, programları, sistemleri var. Bir de la galibe illallah, Allah'ın bir sistemi var. Onların pek haberinin olmadığı, haberinin olduğunu düşündüğü. Lakin hak oyun içinde oyun oynamakta bunlara. Bunun içindeki ayıkan, mevzuya ayıkan yüce ruhlar, yüksek ruhlarda eriller özellikle öte aleme geçebilmek için, ölmeden önce tam anlamıyla algılayabilmek için, ölmeden önce ölümü tam anlamıyla algılayıp öte aleme geçebilmek için dişillerini o yüzden secde etmek zorundalar. Dişillerinde yok olacaklar çünkü dişil kaynak. Dişil kaynak arkadaşlar. Şimdi bakalım Antalya kampı nelere mucize. Çünkü her kampta, Ayahuasca kampı da dahil, bir sürü çok büyük enerjiler ve dönüşümler açığa çıkıyor. Şu anda zaten ruhsal olarak kimsenin kimseye senin görevin şu ya da bu demesine ihtiyacı yok. Direkt kaynakta bu dişiller alıyor. Aldıklarıyla ilgili de yaptıkları bu frekansal yayınlarla birlikte kimin ne görevi varsa bu tekamül yolculuğunda hakikat tek olduğu için açığa çıkan tek bir bilinç var. Ferdiyet makamına inilmesi gerekiyor şu anda. Yani daha önce inenler oldu. Şu anda inenler var ve inecek olan gruplar var. Şu anda inenler dünyanın tam anlamıyla dönüşümüyle ilgili çok yüksek ruhlar. Öncesinde indirilenler dünyayı onların inebilmeleri için biraz daha elverişli hale getirmek için indirildiler. Şu anda inecek olanlar, arkadaşlar, işte bu aslanlar, kurtlar, ejderhalar, işte Pleiadian enerjileri vesaire, Sirusyan enerjiler, kedigiller, aslanlar, ejderhalar, kurtlar vesaire. Bu yüksek arketipler, tanrı ve tanrıçalar, aynı zamanda işte bütün peygamberi bilinçlerin, veli bilinçlerinin, uyanmış üstadların ruhlarını, bilinçlerini kendi bedeninde cem eden, ley hattı olan, beden olarak ley hattı olan bedenlenmiş kişilerin yeryüzüne inip yeryüzünü tamamen küresel sistemden dönüştürecek olan canlar indiriliyor şu anda. Öncesinde indirilenler ferdiyet makamını toplumun frekanslarını biraz daha nötr hale getirmek için, yani uygun hale getirmek için geldiler. Dolayısıyla esas görev şimdi indirilenlere geliyor. Ferdiyet makamına indirildikten sonra artık böyle hani işte tekamülümde şu karmayı çözeyim, bunu yapayım falan, bunlar yok. Bunlar bitiyor o boyutta. Hani kırıntılar varsa var. Onlar da çok önemsiz, saniyeler içinde dönüşüm oluyor yüksek bilinç ve farkındalıkla. Ferdiyet makamına indikten sonra o boyuta çıkıncaya kadar külli irade var, gayrı yoktur arkadaşlar. Ferdiyet makamına indikten sonra bütün irade, kul gibi görünen, ley hattı olan, o galaktik sistemin enerjisini kullanan abdık makamında Muhammedi bilince erişmiş olan kişiye veriliyor. Burası çok önemliydi. Ve o bütün sistemi okurken kadersel döngülerdeki, olasılıklar evrenindeki ana noktaları, yapı taşlarını görüyor.
ileri görüş tekniğiyle Rabbimin gören gözünden gördüğü için, Rabbimin gören gözünden gördüğü için olasılıklar evrenindeki Adem bilinciyle ilgili olması gereken bütün bilinci yeryüzüne aktarıyor. Anında kuantum dolanıklığında bir çözülme yapıyor. Dönüştürücü gücü var, yaratım gücü var. Çünkü o Adem frekansının kendisi aynı zamanda. İşte bunu yeryüzüne indirmeyle ilgili ne yapması gerekiyorsa Hak'tan aldığı bilinci zaten sabahtan akşama, akşamdan sabaha yapıyor. Aha, arkadaşlar çok böyle hap bilgiler verdim şu anda. Yani biz Antalya kampı öncesi, evet şu an inzivadayım, evimdeyim, dinleniyorum gibi gözükse de bizim inzivamız bile başka boyutlarda, başka alemlerde bir takım şeylerin oturmasıyla ilgili kendimizde kalarak aslında bütün kolektif sistemle ilgili veri tabanının inmesi ve bedene ve zihnimize entegre edilmesiyle ilgili işlem yapıldığı için diyor arkadaşlar. Bu boyuttaki herkes böyle zaten bu şekilde. Evet. Aslında hani bu şimdi bir tane şey çıkartacaklar ya, öncesinde neydi, Covid-19 çıkarttılar. Bir tane daha virüs falan çıkartmayı düşünüyorlar falan. Bakın her şer gibi gördüğünüz her şey hayra hizmet ediyor. 2018-19 yıllarında kişilerin kendi alemlerine dönmeleriyle birlikte uyanışlar patlak verdi. 2012 yılında foton enerjilerle uyanışlar zaten aktifleştirilmişti. Sorgulamalar, içsel depremler, tarikat boyutlarından çıkışlar vesaire vesaire başlamıştı. Bu hayatı ne için yaşıyorum, kim için yaşıyorum diye sorgulamalar ve inanış kalıplarından çıkma, terki dünya, terki ukva, terki terk makamları tamamlattırılıyordu ve sonrasında da 2020 ile birlikte, 19-20 ile birlikte şu tarihe gelinceye kadar karma temizliği, 4B eğitim programına alındı insanlar. 4B eğitim programına alındı insanlar. Şu anda bu işte yazdı, bakayım kim, Defnem yazdı. Maymun çiçeği şey virüsü. Her şer hayra hizmet ediyor. Şüphesiz ki sizin şer bildiğiniz her şeyde hayır vardır. Fakat siz bilemezsiniz. Ayetine iman edin. Çünkü insanlar biraz daha iç alemlerine kapandıkları anda tekamül programın oturması, DNA'nın dönüşmesi, zihnin, ruhun, bedenin arınarak bir düzleme, o üçgeni, insan-ı kamil üçgenin kurulması çok daha kolay. Mesela Instagram kapatıldı işte, bir hafta 10 gün ne kadar olduğunu bilmiyorum, o kadar bir şey herhalde. İnsanlar iç alemine döndü, ne kadar iyi geldi, şunu fark ettiler, ne kadar enerji alıyormuş kolektif, değil mi? Ne kadar vaktinizi alıyor, ne kadar sizi şey yapıyor, oyalıyor. Aden'desiniz bu dünyada. Bu dünya zamansal programa göre işliyor ama siz zamansızlık boyuta geçtiniz, bunu siz biliyorsunuz zaten. Zaman sizde farklı işler, bükülme, yani bunu algılayabilen canlarımız, yaşayabilen canlarımız bu sözlerin. Zamanda bükülme yaşadığınız için zaman sizde farklı akar, zaman sizde farklı işler. Dünyasal zaman artık hiçbir önemi yoktur. İstediğiniz zaman zamanı eğip bükebilirsiniz. İstediğiniz şekilde evrebilirsiniz. Mesela bir saat yatacaksın, 10 saat dinlenme istiyorum diye NLP yaptığın anda zaten 10 saat dinlenmiş gibi kalkarsın. Ya da işte çok uzun uzun işlerin var ama 15 dakikan var. 15 dakikada bunu böyle böyle yapmayı seçiyorum dediğin anda senin yüksek frekansın zihnini ve bedenini onu hemen entegre eder gibi gibi. Dolayısıyla sizler farklı zamanda yaşıyorsunuz, farklı bir bilinç boyutunda bu dünyada yaşıyorsunuz ama başka bir boyutta. İşte boyut içinde boyut zamanları aynı Ashab-ı Kehf gibi. Hala Ashab-ı Kehf ile ilgili atacaktım ama şimdi söyleyeyim. Ara ara gerçi Ashab-ı Kehf ile ilgili bilgi verdim. Bak şimdi Ashab-ı Kehf'teki sır şu arkadaşlar. Ashab-ı Kehf'teki sır şu. Bu arada Instagram'da çok aktif olup olmayacağımı bilmiyorum. Instagram'ı çok kullanıp kullanmayacağımı bilmiyorum. Duyuruları, yayınları yapacağız elbette. Esinci Akademi Telegram grubum var. Telegram grubuma girin. Bütün çalışmalarımı orada yapacağım arkadaşlar. Instagram kapatıldığında ya da YouTube kapatıldığında ya da işte internetle ilgili bilmem ne bir şeyler olduğunda biz bu özel gruplarda faaliyet göstereceğiz. Bilginiz olsun. Sonra neden niçin demeyin. Instagram'da bu bilinci anlayan anlayamayan herkes izliyordu. Tamam mı? Anlayamayan NPC karakterler acayip enerji çekiyordu ve biz yoruluyorduk yani görevlerimizi yaparken. Çok yorulduk, usandık onlardan. Zaman zaman celal çıkarttık. Olduk yani. Artık enerji çaldırmaya gerek yok. Bizi isteyen, işin hakikatini bilen
görüşmek isteyen ya da çalışmalarımıza katılmak isteyen ya da bu enerjiyle bütünleşmek isteyenler Esinci Akademi Telegram grubumuza gelsinler. Oradan bütün hem ücretsiz çalışmalarımız hem diğer terapistlerimin çalışması, inisiyasyonlarımız oradan olacak. Şimdi asıl bu keyfin sırrı şu. Aynısını yaşıyoruz bu boyutta. Bir gecede zamanda 309 yıl atladılar değil mi? Halbuki dünyasal olarak bir geceyi değil, bir gece geçirdiler. Ama bir baktılar bambaşka şehir, bambaşka bir plato. Yani şey, sinema salonu gibi işte dünya, şehir, hükümdarlar, insanlar, kılık kıyafet, kültür, dil, para. Bambaşka bir şey uyandılar. Aynı dünyadalar. Aslında zaman yolcusu. Şu anda aynısını yaşıyoruz. Bak aynısını. Aynısını. Telegram grubu, Telegram linkini asistanlar paylaşabilir. Siz Telegram'a girip Esinci Akademi yazarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Ya her şey bizden beklemeyin. Gayrettedir Allah. Gayret gösterin yani. İkizlerle ilgili çok kısa bir bilgi verdim bu arada. İkiz alev aynasını kırmayan görev bilinciyle ilgili tekamülde oyalanıyor. Sensin o. Sadece yansıtma yapmak için geldi. Bağımlılık çalıştırırsan naneyi yersin. Çıkacaksın ondan. Görevli bir ruhsun. Sen çıkacaksın. Ferdiyet makamına inmekle görevlisin. Kendini tamamlayacaksın yani. Neyse. Bir gecede 309 yıl bambaşka bir aleme sıçradılar. Aynı mağara, aynı dağ, aynı şehir ama bambaşka yer. İşte bütün bilinçler, öldüğünü gittiğini düşündüğümüz tanrı tanrıçalar, mitolojik bilgiler, işte yaşanmış şeyler falan falan, hepsi bu dünyada boyut boyut, katman katman, toprağın altında, okyanusun içerisinde, hava boyutunda, hani biliyoruz ya, melekut alemindedir melekler, işte lahut alemi var falan falan falan, cebalut alemi var, şu bu, hepsi bu boyutta, hepsi bu boyutta. Senin her şey dalga ve frekans, senin frekans aralığın dönüştüğü anda sen de sıçrıyorsun. Ve sen garip bir şekilde farklı, Allah'ın gören gözüne geçtiğin için yolda yürürken kim tanımadığın insanlar, kim o boyutta, kim bu boyutta, kim NPC, kim bilmem işte ashab-ı keyfin yaşadığı o yüksek boyutu yaşıyor gibi. Bunları da içgüdüsel olarak hissediyorsun, algılıyorsun kök çakrandan kaynaklı olarak yani. Ay İlkay, ben ne anlatıyorum, sen ne diyorsun kız? Kaşlarınız çok güzel olmuş. Kaşlarıma hiçbir şey yaptırmadım. Havuza girdim çıktım sadece. Neyse. Ferdiyet makamında bu frekanslarımızda olması gereken ana kodlar. Hep söylüyorum. Öz sevgi, öz saygı, özgüven, öz şefkat, özgürlük, özün gürleşmesi. Zaten bir özgürlük rüyasındayız. Özün gürleşmesi için Allah'ın rüyasından, tasavvuftaki Allah'tan da geçmek denilen makamdan geçmen gerekiyor ki ferdiyetine in. Ayrı gayrı değil. Rabbin sende, irade sende. Ancak zihninin hayal dünyasından çıkamadıkça karmalardan da çıkamayacaksın. Karmalardan da çıkamayacaksın. Ancak darma yaratım zamanı nasıl olacak? Pozitif enerjide nasıl olacak? Tevhid bilincinde nasıl olacak? İçsel barışında, huzurunda olacaksın. Nasıl olacak? Her zaman şükür frekansında. Oldukça dışarıda savaş çıkarmayla ilgili halk yemeye çalışanlara patlayacak o savaş. Sana değmeyecek. Garip bir şekilde olasılıklar evreninde Allah seni bulunduğun alanda ansızın bambaşka bir yaşam döngüsüne çekecek. Aynı ashab-ı keyfe yaptığı gibi. Ashab-ı keyfe yaptığı gibi. Onlar bambaşka bir rüya yaşarken bir geceki rüyadan sonra bambaşka bir dünya rüyasına uyandılar. Baktılar ki beğenmedik biz bunu tatlı kuşum. Hadi mağaramıza çekelim. Bir dönence. Sonrasında da başka bir dünyaya uyandılar. Hangi menzili sevdilerse oraya indiler yeryüzünde. Adeta bir ajan gibi. Ben hep derim yeryüzünde kendimi bir ajan gibi hissediyorum. Adeta bir ajan gibi beğendikleri menzilde durdular. Ve bütün boyutları aynı anda iç içe yaşayarak, farkındalar, boyutlar arası gezebiliyorlar. Kaydedeceğim inşallah. Amin. Ezanlarımız da şahit olsun. Bundan sonra sanırım ferdiyet makamı ile ilgili gelecek yayınlar ve bu süreçte hep inisiyasyonlarla gideceğiz arkadaşlar. Mesela karmalardan çıkmak için karmalardan çıkmak için
yaralı şifacı Şiron'dan Şiron'la ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Yani akışta geldi bu Rabbim'den. Onunla tamamen arınıp bağları kesip bambaşka darma yaratan, artık yaradandan, yara aldığımız yerden işte işin sızar, şifalanırsın falan karmalardan çıkışmış. İçimden şu anda saydırıyorum. Bunu yaşamak zorunda mıyız? Yapmak zorunda mıyız? Yara almak zorunda mıyız? Hayır. Abicim, hacklenen beynini hacklersen NLP ile darmaya direkt geçiyorsun. 4B'den hızlı bir çıkış. 4B'de de 4B'de oyalanmaya gerek yok. Burası biraz araf bölge. Zorlu bir süreç. Yan programları yani. Bütün böyle kalıplarından çıkma programları kolay değil ama her şey beynin foton enerjileriyle ve senin frekanslarınla oluyorsa mevzu frekans. Sen darma Adem frekansına geç. No problem. Ferdiyetinde açığa çıkarttığın bütün enerji zaten senin Adem'ini yaratacaktır. Senin için ya da dünya için pislik düşünen NPC karakterler ya da reptilyan enerjide neler varsa onlar da işte birbirlerine girecekler. Yaydıkları frekanslarla, korku frekansı ya da bilmem neyle birbirlerine L frekansları eşleşecek. Anlatabiliyor muyum? Döngüleri nasıl kırarız? Bir sürü videomda anlatıyorum YouTube kanalımda. Esin İrtem adlı YouTube kanalımda bir sürü anlatıyorum. Bütün çalışmalarımız bunun için. Döngülerden çıkamazsanız Matrix'ten çıkamıyorsunuz. Döngülerden çıkamazsanız Matrix'ten çıktığınızı düşünüp uyandığınızı düşündüğünüz ayrı bir alanda bile yine unutuluyorsunuz. Gerçek aydınlanma, gerçek uyanış terdiyet makamında o saf frekansın yüksek tevhid bilincinin, biz olma bilincinin kendi tekliğinde içsel barışın, huzurunun en büyük af makamıdır zaten. O af makamını hissetmekle birlikte içinde sakin ve dingin gücü muhafaza etmen. O ferdiyette de böyle nasıl diyeyim? Zaten hak edişin Adem'se ferdi olarak bu dünyada yaşarken cennetini yaşıyorsun. Duygusal esenlikle, fiziksel olarak cennetvari bir yaşam oluyor. Maddi olarak o şekilde oluyor. Ruhsal olarak zaten o şekilde oluyor. Astro Sirius diyor ki en zoru bence kurban kurtarıcı arketipini dönüştürmek. Bununla ilgili çok çalışmalar yaptık, yapıyoruz da hala. Kayıtlarımız da var bununla ilgili. Ulaşmak isterseniz ofis numaralarınızı arayabilirsiniz. Kurban, kurtarıcı ve suçlayıcı arketiplerinden çıkmazsanız içinizdeki Lilith, Medusa enerjilerini terbiye etmezseniz onlar intikam intikam diye ya da işte ölmeden önce ölmek ölmek diye ya da işte o ilahi aşkı da bilgelikle birlikte yüksek ölüm frekansı da yayıyorlar, dönüş şey yapıyorlar. İşte orada insanı kamil olabilmek için Havva'dan da beslenmek gerekiyor. Havva'yla Lilith'i cem edeceksin. Nerede Lilith, nerede Havva gibi davranacaksın bileceksin. Kendini bilen Rabbini bilir. Sen kendini bilmezsen ya bu nice okumaktır diyor ya. Nice ilimdir diyor Yunus Emre'ler. Neler söylemişler. Kim bilir Yunus Emre gibi gördüğün kaç tane bilincin toplamıydı. Şu anda bu boyutta beyin evrimini daha da fazla o dönemdekilere göre tamamladığı için bütün onlar artı senin evrensel olarak da açığa çıkarttığın bilincin zaten. Evet, yani arkadaşlar yeni dünya düzeni, Aden, bu dediğim frekanslarla mümkün. Nuh'un gemisi dediğimiz yer, bu yeni dünya, Aden, hepsi aynı şey. Bir gemi yok dışarıda, Mehdi Mesih sensin. Evet. Bahar, aynen öyle. Her şeyi yin yang dengesi gibi düşünün. Bir iyi bir kötü siyah ve beyaz tarafı var. Aslında ne iyi var ne kötü var. Sadece boyutlara göre, bakış açısına göre iyi ya da kötü tanımlamaları var. Ve bunlar da hepsi Matrix'in kodları. Matrix'ten çıktığın anda hangi boyuta ineceksen iyi kötü tanımlaması şeriatı üzerinden hareket ediyorsun. Aslında bu yeryüzünde Neo karakteri gibi bir ajansın. Aslında Neo da sensin, kahin de sensin. İşte öteki neydi? Ben sadece Matrix 1'i izledim. Bir tane daha vardı. Neo ile şey, Kur'an. Yazın bakayım.
bağlantıya geçen adam, gözlüklü siyahi. İşte o, anladınız siz onu. Aha dedim, benim yaşadığımı anlatıyor la bu. Hocam tarikatların son durumu. Ya bunları söyledik. Onlar zaten ipi çekileri çok oldu gidiyor. Ha Morpheus, teşekkürler Ziler. Morpheus, hepsi sensin. Ferdiyet makamında kahinin kendin olduğunu, yaratım yapanın sen olduğunu bilinç olarak bilenin neyi bilmek istiyorsan onu yarattığını da sensin, sen olduğunu da fark edeceksin. Sen olduğunu da fark edeceksin. Ve Cem olacaksın. Yani her şey sensin. Hepsi, bütün herkes sensin yani. İkiliye indiğinde, tehditte işte böyle, ikiliye indiğinde ikilikler dünyasında oyun başlar. Oyun karakterleriyle. Orada tek tek, yani sen ben var. Ama senin için artık bu bir oyundur yani. Senin için artık bu bir oyundur. Evet, evet inşallah. Şu anda dünya işte o Habil ile Kabil, Enli ile Enki, Adem ile Lilith, aslında hepsi aynı şey. Oradaki kavganın, o başlangıcın şeyine evriliyor. Geçiş yapıyor yani şu anda. İkizel evlerle ilgili çok soru soruyorlar. Ya benim kolektifim artık ikizel evlerden çıksın mı lütfen? O ikizel ev bile ferdiyet makamına gelinceye kadar senin için bir illüzyon planı. Çünkü sana seni yansıtacaktı ya, sensin. Tek gerçek sensin. Sen varsan ikizel ev ya da bu dünya ya da insanlar ya da tekamül ya da illüzyon ya da her şey var. Sen yoksan ne var? Bu dünyaya gözlerini yumduktan sonra her şey çöp. Yok. Hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu rüya seninse, bu oyun seninse ve kolektif beynin kendisiysen ve olup biten her şey aynı zamanda hem ferdiyetinde hem de tevhidden baktığında hepsi senin beyninin içindeyse ve birsek, bu beyin, bu tek beynin içinde o tekliği yaşıyorsak, ona göre hareket edeceğiz. Allah gönül ve yüz güzelliğinizi, ilminizi, itibarınızı, sevenlerinizi arttırsın. Hem bu dünyada hem de ölüm ötesi yaşamlarınızı sevenlerinizden, sevdiklerinizden ayırmasın hocam. Öğreti bilgi yolunda başarılar insanlığa, bilgiye, ilahi sisteme bir hizmetleriniz için çok teşekkürler. Allah razı olsun sizlerden var mı? Allah razı olsun, ne güzel dua ettin. Çok teşekkür ederim. Bir mukabele aynı şekilde. Aynı şekilde. Ha, şu anda şu bilgiyi verebilirim. Kolektifteki görevli ruhlar için söylüyorum. Hani bizim gibi olan canlarımız için. Onlar çok yoruldular, yıldılar. Bu süreçte biraz dinlendirildiler. Son 15 gündür falan bir dinlenme programını aldı Allah. Çünkü artık bir tık daha farklı bir boyuttan işleyecekler. Artık biraz daha nasıl diyeyim? Nefes alarak görev bilincinden, bunu nasıl ifade edebilirim? Daha nefes alarak, daha kendileri olarak, kendilerinin yaşamayla ilgili artık geriye kalan ömürlerini kendi isteklerine, ferdiyetten, açığa çıkan iradeden, yani yüce yaradığıyla, yaratıcıyla hemhal olmuş oldukları halden yaratımlarıyla birlikte yaşayacaklar bu dünyayı. Yani bu dünyayı yaşarken maddi manevi bolluk, bereket, işte huzur, tevhid bilinciyle bu dünyayı yaşarken yolda yürürken bile görevlerini yapacaklar. Ancak görevlerini artık kurtarıcı kimliğinden, görev bilinciyle işte üzülerek, zorlanarak ya da hadi hadi, hadi diyerek değil, safi adem bilinciyle olacak o. Ve onlar bu boyutta kendilerini yaşarken diğer canlara müthiş bir enerji aktaracaklar. Kurtuluşa ermeleri, onların da kendilerini yaşamalarıyla ilgili ihtiyaçları olan frekansların yüklenmeleriyle ilgili yapacaklar bunu. Onlar kendilerini yaşadıklarında olacak bu. Çünkü bu bir şey gibi düşünün. Onların bedenleri ley hattı gibi düşünün arkadaşlar. Onlar onu yaşadıkları anda diğer insanların da yaşamalarıyla ilgili çok büyük enerji desteği sağlayacaklar. Bu arada dünyada ley hatları üzerinden oynanmaya çalışan ya da çalışılan ya da onları kullanarak bir takım bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ya da boyut kapılarında boyut kapılarına işte majik çalışmalar yaparak işte şerre kullanmaya çalışıyorlar falan ya. Ay ne gülüyorum. Bu dünyada kaç tane ley hattı varsa bilmem ne falan. Allah'ın yeryüzünde öyle orduları var ki 1000 tane ley hattına bedel bunların haberi yok. Onlar böyle azıcık kalpten böyle bir enerji yaysınlar deprem oluyor. Bunların haberi yok. O yüzden istedikleri kadar
suni deprem yaratacağız şu bu falan falan desinler. Allah'ın izin vermedi hiçbir şey olmuyor. Bu arada o irade kulun elinde değil. O enerji geldiği zaman kulun elinde değil. O kul sadece bedeninin Allah tarafından ney hakkı gibi kullanıldığına şahit oluyor. Elhamdülillah. O yüzden bu ferdiyet makamında barış enerjisiyle içsel huzurunu sağlamış şükür frekansı, teslimiyette Allah'ın yarattığı zıtların birliği içerisinde her şeye teslim ve tabi rıza makamından bakabildiğiniz kadar içsel barışınızı sağladığınız kadar dünyaya hizmet ediyorsunuz, dünyaya katkı oluyorsunuz, dünyadaki katledilmeye çalışılan insanlara, hayvanlara, doğaya katkıda bulunuyorsunuz şifalandırmayla ilgili ya da planlanan pislik savaşların, işte katliamların önüne ancak bu şekilde geçebilirsiniz. Dışarıdan savaşarak değil. İçsel o frekansın kendisi siz olduğunuzda. Bir rezonans kanunu var yani. Dünyanın rezonansı yükseldiğinde nasıl yükselecek? Bireysel bunu yaptığınızda topluma dönüşür. Toplumsal olduğunda dünyaya dönüşür. Dünya olduğunda galaksi boyutunuzda, galaksi boyutu olduğunda tüm evrene. Yani birazcık etçuk matematik yeterli diye düşünüyorum yani. Elhamdülillah. Şey, bu ferdiyet makamında biraz rahatlayın diyorum. Söylediğim şeyler farkındayım. Bununla birlikte rahatlayın diye söylüyorum. Ferdiyet makamına inen o yüksek kodlar şunun bilincinde. Yani kodlarına eğlence kodu koymuş olanlar, onlar daha hızlı anda ve çelik gibi iradeli hiç etkilenmeden yapıyorlar görevlerini eğlence kodu koyanlar. Agam bizimle eğleniyor diye bir laf var ya, agamın onlarla eğlendiğini fark ediyor. Allah'ın oyununu oynarken onlar da eğleniyor. Onlar da eğleniyor. Elhamdülillah. Evet. Arkadaşlar soru hocam düğünün sezonu falan. Düğündü şuydu buydu. Bunları geçin arkadaşlar. Onlar 3B şeyleri. Yani onlar var ya bak şu kadar bile değil. Anlatabilir miyim? İkizel ev yolculuğu bile seni sana yansıtmak, senin enerjinden tüm dünyaya akış verebilmek için oradaki birleşme klasik böyle aşk, çiçek, böcek falan değil. Bunu algılayın. Keyfin ve kahyası isterse ne olursa olur zaten. Sorayım bakayım kahyama, keyfime bakayım. Estağfurullah. Etçik böyle şakalaşmak da iyidir. Antalya kampında ölüm mü var, diriliş mi var hocam diyor. Evet Gülsüm, düğün kalp tekliğidir. Kesinlikle doğru. Haftaya Antalya kampım var. Ölüm mü olur, diriliş mi olur bilmiyorum. Diriliş kesin olacak da her diriliş bir ölüm, her ölüm bir diriliştir aynı zamanda. Bakalım hangi inisiyasyonlar, neler açığa çıkacak. Yani bu ikiz alevin de bu tekamül yolculuğunda bir süreç olduğunu unutmayın. Asla hedefiniz olmamalı. Süreç içerisinde yaşanılması gereken bir şey. Takılmayacaksınız hiçbir şeye. Hiçbir şeye takılmayacaksınız. Antalya kampında ayahuasca olacak mı? Ayahuasca için ayrı zaman. Orada farklı. Orada hem inziva hem çalışma. Tekne falan da tuttuk. Biraz böyle suda topraklanma olacak yani. Bir de özel sohbetlerimiz, çalışmalarımız olacak. Hocam günde 8 saat meditasyon yapmak mantıklı mı? Özün ne diyorsa kimseye sorma. Bana da sorma. Özün ne diyor? Canın istiyor mu onu? Senden isteyen hak mı? Bir sebebi var. Takılma, sorgulama. Yapmak istiyorsan lütfen yap. Kimseye sorma. Özüne sor. Ya bütün hedefimiz seni özgürleştirmek. Özünle, kendinle, kendisinle, kalbinle bağlantıda olmanı sağlamak. Sorma. Elhamdülillah. İyi, hadi bakalım. Hay hak. Zaten ferdiyet makamına doğru inen insan, hani kendinde tamamlandığı için, kendi erili ve kendi dişili androjen olduğu için dışarıdan illa bir eril ya da dişil ihtiyacı hissetmez. Bağımlı duygu çalıştırmaz yani. Teşekkür ederim. Burada
burada ilk androjen olan tamamlanan zaten dişiller oluyor. Eriller o yüzden bağımlılık çalıştırıyor. Eriller dişil kaynak olduğu için, dişil beden, androjen olan dişil beden kaynak olduğu için eril bağımlılık çalıştırıyor. Dişilden almaya çalışıyor, kıskançlık çalıştırıyor falan. Sistem ona şunu anlattı bu süreçte. Aga, dişil kolektifte görevli. Dünyayla savaşı ya. Bir kişi de yok olamayacak kadar değerli. Lakin bunun içinde dişil kendi istediği kadar kendi tekliğinde yaşar ne yaşamak istiyorsa diye. Erillerin tamamının bunu alması gerekiyor, öğrenmesi gerekiyor. Öğretiyor, sistem öğretiyor. Yani erilin oradaki görevi dişile, dişilin de erile o desteği, enerjiyi vermesi. Yani onlar klasik böyle bir kadın erkek ya da bir ilişki modeli olamaz. Öyle olmuyor çünkü, olmaz yani. Hocam Sapanca kampı ne zaman? Ayvazlı kampını soruyor. Kaydınızı yaptırın ofis numarasını arayarak. Grup oluştuğunda sonbahara doğru açacağım. Evet. Ha bu arada dünyanın frekansı 5. boyutla ilgili çok yükseltilip 3B realitelerin yıkılmasıyla ilgili kapıların kapanmasıyla ilgili frekanslar, foton enerjiler yeryüzüne indirildiği için bu süreçte bir 15 günden beri enerjiler çok yoğun ve aktifti. Ciddi anlamda ruhsal yorgunluk, bu ruhsal yorgunlukla birlikte o yüksek frekansın zihin ve beden üçgenini, ruh beden zihin üçgeninde zihin ve bedene oturtabilmek için böyle minik bir eğitim, iniş çıkışlar, ciddi anlamda böyle tiz frekanslar ve yüksek frekanslar. İndi çıktı, indi çıktı. Bu çok normal arkadaşlar. Çünkü çok yüksek bir frekans verildi dünyaya. Dönüştü yani. 5B'nin çok yüksek bir şeyi verildi dünyaya. Bu dönüşümü hızlandırdığı için zihinde oturtmak, bunu anlayabilmek, algılayabilmek, bu inisiyasyonu bedene kabul edebilmek kolay bir şey değil. Bedenler yorgun hissetti. Bazıları çok uyudu, bazıları çok uykusuz kaldı mesela. Bazıları ne oluyorum ben diye anlamaya çalışıyor. Mesela şöyle şeyler yaşamış da olabilirsiniz. Hani kulak çınlamaları falan, bunları hep videolarda anlatıyoruz. Tamam, bunlar okey. Bunun yanı sıra bedeninizi dıştan hissedip içinizi boşluk gibi. Nasıl hissedip anlatabilirim bunu? Evet, dıştan bir bedenin var ama için boşluk gibi. Basıyorsun ama ağırlığını hissetmiyorsun. İşte bütün atomlarına kadar hissediyorsun. İçin hücrelerin kıpır kıpır, kıpır kıpır gibi. Ondan sonra zamanda bükülmeleri hissediyorsun. İşte zaman ya çok esniyor ya çok hızlı akıyor. Böyle algıda bir sıkıntı olabiliyor. Bak bunları falan yaşayabilirsiniz. İşte bunu hazmedemedikçe mide çakranızda sıkışmalar, mide bağırsak faaliyetinizin artmasını, kusmanızı falan falan, bağırsak faaliyetinizin bozulmasını sağlar. Ha bu arada dişil enerji çok aktif çalıştığı için ikinci çakralarda, çakrada pardon arkadaşlar, şey oldu. Kadınların rahminde bu süreçte, burayı iyi algılayın, işte reg dönemlerinde anormallikler görülebilir. Yani işte uzun süren kanamalar, ondan sonra miyomlar, polipler, işte polikistik overlar falan, bunlar görülebilir bu süreçte, çok normal. Bunlara da çok fazla takılmayın. İkinci çakra aktif çalışıyor bu süreçte. Çünkü dişillerden çok enerji çekiyor sistem şu anda. Uyanış enerjisini çekiyor. Bunlar da sistemin işte azıcık cilveleri oluyor. Etçük cilveleri oluyor. Rahat olun. Adet döngülerinde öne çekilme, uzama ya da işte kanamanın olmaması ya da işte özellikle bel ve kuyruk sokumuna vuran ağrılar. Sonra kalp çakrası açılırken biraz daha sadrımız genişliyor, iman tahtamız genişliyor. Kalp çakrası açılırken kalple ilgili sıkıntılar olabilir, işte nedir, çarpıntı olabilir. Çünkü o yüksek frekans kaldırırken bütün çakraları, o çakraların bulunduğu bölgedeki organlarda reaksiyon olur. İşte kalp çarpıntısı olur, kalpte sıkışma, daralma olur, nefes alamıyor gibi akciğerlerinizde, işte bronşlarınızda sıkıntı olabilir, ritim bozukluğu olabilir gibi gibi. Yani bu bölgede hangi çakranızdaysa sıkışma, o ilgili iç organlarınızda bir reaksiyonlar olabilir. Yani 5B'nin frekansları yüksek,
O yüzden arkadaşlar beden reaksiyon veriyor. Bu arada 5B'nin frekansları yüksek indiğinde ne olur? Rahman şifalanmaları çok, biz Esin Erdoğan hocamla Ömür hocam çok güzel bir şifa çalışması yapmıştı. Onu mutlaka alın arkadaşlar. Rahman şifalanması daha fazla olmak zorunda. Nedir? Rahim anne boyutudur, dişil enerjidir, uyanıştır. İlahi dişil oradan yaratıcının Adem frekansına geçiştir. Rahman da işte baba frekansı, otorite, güç, eril dünya. Adem'in bu yeryüzüne inmesi halidir. Anne ile ilgili problemleriniz varsa, özellikle anne ile ilgili, buralarda da çok güzel şifalanma fırsatları yakalayacaksınız arkadaşlar. Çok güzel şifalanma frekansları yaşayacaksınız. Bu arada kaçan giden eriller ya da zorlanan eriller, trip atan eriller, sistem onları onlara şunu gösteriyor. Neden bu kaygıyı, korkuyu ya da işte çalıştırıyorlar, trip atıyorlar bilmem ne falan falan. Ya eril şunu gördü, dişil çok güçlü aga. Ve dişil yaratan boyut. Dolayısıyla diyor ki sistem bunu içgüdüsel hissettikleri için yandılar çünkü tekamide yanmaları gerekiyordu, yapacak bir şey yok. Dişil yaratan boyut ya hani. Hani sen olmasan A olmasa B'yi yaratıyor. B olmasa C'yi yaratıyor ya. Bunu erillerin, yüksek erillerin bir kısmı fark ettiği için çok büyük yandılar. Çok büyük yandılar ama yükselmeleri için bununla birlikte bu gerekiyordu. Yanarak geçiyor. Kalp yanmazsa sadır genişlemiyor. Çünkü bu yanma olayını dişiller tekamül yolculuğunda 25 sene, 30 sene yaşadılar. 25 sene, 30 sene yaşadılar arkadaşlar. O yüzden süreç içerisinde evet şu an bunlar oldu. Olacak olanları söyledik. Aden'in Nuh'un gemisiyle ilgili bilgiler verildi. Ferdiyet makamının kapıları açıldı. Bunların bilgisini verdim. Bayağı kolektifle ilgili bilgi verdim. Bir saat oldu mu? Bir saatte konuşuyorum. Kaydedeceğim. Videoyu paylaşın. Sayfalarınızla paylaşın. Tekrar tekrar dinleyin. Bu videomu ne zaman dinliyorsan senin için o zaman ihtiyaç ve sen yeni geçeceksin oraya ya da geçtiğin şeyi algılaman için dinlettiriyordur sistem. 10 yıl sonra dinleyecek olan eğer olur da 10 yıl sonra dinleyeceksen, dinliyorsan sen şu anlattığım boyut kapılarından henüz daha yeni geçeceğin için Rabbinin sana önden ikramı olduğu için dinleyeceksin bunu, dinliyorsun bunu. O yüzden bu da önden işte gelecek zamandan işte sana, sonraki gelecek olan arkadaşıma bir katkı olmuş olsun. Buradaki kardeşlerimi de, sonradan gelecek olan kardeşlerimi de çok seviyorum. Bu boyuta gelecek olan kardeşlerimi de bekliyorum burada bu kapıda. Sonradan gelecek olan kardeşlerimizi de orada konfetilerle karşılayacağız hep birlikte. Onların böyle mutluluklarını, özgürlüklerini, huzurunu şükür frekanslarıyla kabirlerinden kalkıp Aden'in yaşama oh be çok şükür ahiret yoluna geçtiniz. Neredeyiz? Bu dünyadayız. Ama istediğimiz zaman görünür olacağız. İstemediğimiz zaman görünmeyen olacağız. Sen istersen görecekler seni. Sen istemezsen kimse görmeyecek seni. Öyle bir boyuttan bahsediyorum arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.